Rabbim yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bizler savaşta, afetler karşısında gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz. Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi. Fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları, büyük devlet ne demektir? Bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak. Aziz vatandaşlarımız, milletçe hürmet duyduğumuz Gaziantep halkı, yaşananların tanığı medya mensupları, Gaziantep'te 16 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz, 2 toplum sağlığı merkezimiz, 167 aile sağlığı merkezimiz, sayısı 51'i bulan 112 istasyonlarımız ve 104 sağlık evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla ikisi Islahiye'de, biri Oğuzeli'nde, biri Nurdağ'ında olmak üzere toplam 4 sahra hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan acil müdahale ünitelerinin sayısı ise 16'dır. Afet yuvalarımızla birlikte depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani bir durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu da açıklamakta prensip olarak fayda görüyorum. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin AVB blokları ile Nurdağ Devlet Hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır, 5'i orta, 169'u az hasarlı durumdadır. 54'ünde hasar yoktur. Gaziantep'te il genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 sahra eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. Islahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağ ilçesindeki 11 eczane maalesef hizmet verememektedir. Bu iki ilçede Islahiye ve Nurdağ'da birer çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir. Geride kalan 20 günde Gaziantep'te verilen çoğu halen devam eden sağlık hizmetlerimiz hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Her şeyden önce Gaziantep'teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11.490'a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ediyorum. Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edebilirim. Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantep'li hastalarımızdan 25.276'sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Afetin yaşadığı ilk günden bugüne cerrahi müdahale yapılan Gaziantep'li depremzede sayısı ise 1994'tür. Gaziantep'te 340.150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636.940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil başvuru sayısı 177.311. Tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327.956 olarak gerçekleşmiştir.
Çadır kentlerdeki acil müdahale ünitelerinde yapılan muayene sayısı ise 22.202'dir. 24 mobil ekip Gaziantep'in 171 köyünde 23.450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35.848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı ise 30.000'in üzerindedir. Yaralanmalar sebebiyle bilhassa önemli olan tetanoz aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da tetanoz aşısını ihmal eden Gaziantepli vatandaşlarımızdan en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında süre gelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir. Kıymetli Gaziantepliler, bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin kati görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar gurur vesilesi olamaz. Verdiğim bilgiler devletin mustarip her ferdiyle yek vücut olduğunun kısmi bir ifadesidir. Bu bilgiler size sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içinde hissetmeniz gerektiğini söylemektedir. Bu güveni tesis edecek daha çok bilgi var. Daha 20 gün önce bir afet yaşamış olmamıza rağmen Gaziantep'teki hastanelerde servislerin yatak doluluk oranı sadece %44'tür. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %58'dir. Şimdi izninizle her birimize sorumluluk yükleyen bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi AFZ'de illerimizde halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor. Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 19 kişi var. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli, 60'ında ise yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış. Bu su örneklerinden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'unda mikrobiyolojik, 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında ısrarla vurgulamak isterim. Gaziantep'te Nurdağ ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep'te Nurdağ ve Islahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep böyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın. Salgın hastalık riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzda da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde işçi sistemi üzerinden sendromik sürveyans etkin bir şekilde takip edilmektedir. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Halk sağlığı belirttiğim gibi her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep ve Osmaniye'de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır. Kıymetli Osmaniyeliler, iki şehir, iki ayrı hizmet raporunun huzurunda yapılacak iki ayrı konuşmanın konusu olması gerekirken şartlar maalesef buna imkan tanımadı. Hastanelerimizin, eczanelerin durumundan başlayarak gerekli bilgileri şimdi siz Osmaniyeli kardeşlerimize verecek
hastalarımızın durumunu açıklayacak, sağlık hizmetlerinde bir özetini sunacağım. Osmaniye'de 4 devlet hastanemiz, 64 aile sağlığı merkezimiz, 112 acil istasyonlarımızdan 28'i, 38 sağlık evi, 5 toplum sağlığı merkezi hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Sahra hastanemizde hastalarımızla aynı şekilde ilgilenmeye devam ediyoruz. Şehre halen hizmet veren 202 eczanemiz var. Osmaniye'de binası ağır hasar gören sağlık kurumu Bahçe ilçemizdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesidir. İl genelinde hastane harici 61 sağlık tesisinden 43'ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan biri ağır, 5'i orta, 12'si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servislerin yatak doluluk oranı sadece %48, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %59'dur. Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2565'i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Bu afete karşı Osmaniye'mize sayısı 7000'e varan sağlık çalışanıyla hizmet verdik. Afetin yaşandığı ilk günden bugüne kadar 230.944 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 121.153'ü birinci basamak sağlık hizmetidir. Acil hizmet sayısı ise 54.845'tir. Kurulan 7 acil müdahale ünitesinde ise 14.345 hastaya müdahale yapıldı. Bahçe ilçemizde hizmet veren Sahra Hastanesi'nde 6.648 hasta muayene edilmiştir.